Herkese merhaba. Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Şimdi bugün İngilizce öğrenebilenlerin, dil öğrenebilenlerin dört ortak özelliğinden bahsedeceğim. Sen de videonun sonunda böyle bir kendini kontrol et bakalım. Bunlardan hangileri sende var ya da hangi konularda kendini geliştirmen gerekiyor. Belki sana da bir faydası olur. Şimdi ben nereden bu fikre vardım? Öncelikle ondan bahsedeyim. Tabii ki durup dururken bir anda Aa işte İngilizce öğrenebilenlerin dört ortak özelliği gibi bir listeleme gitmedim. Zaman içerisinde, yıllar içerisinde yüzlerce belki hatta binlere varan oranda öğrenciyle hayatlarımız kesişti. Hepsiyle tabii ki doğrudan bir çalışma fırsatım olmadı ama öyle ya da böyle hepsiyle sohbet etme şansım oldu. Sonradan bazılarının süreçlerinde takip ettim bana geri dönenler oldu ve bu süreçte dili öğrenemeyenlerde ya da öğrenmekte güçlük çekenlerde hep olmadığını düşündüğüm, eksik olduğunu düşündüğüm şu dört tane maddeyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bunlar da ilk arkadaşlar dil öğrenmek için gerçekten bir nedenimizin olması gerekiyor. Şimdi dil öğrenmek için bir nedenimizin olması ne demek? Yani dil öğrenmek için dil öğrenilmez. İngilizce öğrenmek mi istiyorsunuz? Bunun için bunun altında bir ihtiyaç yatıyor olması lazım. Yani bu kadar maddi manevi sıkıntıya gireceksin. Bu işe vakit ayıracaksın. Belki para harcayacaksın. Peki neden? Yani neden dil öğrenmek istiyorsun? Ben hep bunu tanıştığım yeni insanlara da sorarım. Böyle bazen şöyle cevaplar alıyorum. İşte Netflix'te videoları altyazısız izlemek istiyorum. Şimdi tabii ki bu da bir neden sayılabilir ama bu kadar basit bir neden için hiç kimse kusura bakmasın maddi ya da manevi bir sürü zorluğun altına girilmez arkadaşlar. Yani ayakları yere basan gerçek bir ihtiyaçtan doğan bir nedeninizin olması lazım. Bu ne olabilir? Belki okulla ilgili bir kariyer planı olabilir. Yüksek lisans yapmak istiyorsunuzdur, doktoraya gideceksinizdir. Belki işinizle ilgili bir terfi alacaksınız ya da işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Yani bu tip gerçek bir ihtiyaçtan doğan sağlam bir nedene ihtiyacınız var. Eğer bu yoksa, belki öyle bir hevesle başladığınız dil öğrenme serüveni çok kısa sürede sekteye vuruyor. Benden hatırlatması. Bununla ilgili İlber Ortaylı'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki dil çok pahalı bir zevk. Öyle her dil kafanıza göre öğrenilmez. İhtiyacınız olmayan dil öğrenilmez diyor. Ben de ona katılıyorum. Tabii ki hocaya katılmamak mümkün değil. Yani sözünüz arkadaşlar dil öğrenilmek için dil öğrenilmez. Dil öğrenmek için bir nedeninizin olması lazım. Bir ihtiyaçtan hareketle bu işe Başlamanız lazım ve o ihtiyaç ortada olduğu sürece ve o nedeninizle geçerliliğini koruduğu sürece siz bu dil öğrenme sürecine devam ediyorsunuz. Ben genellikle bunu gördüm. Bir diğeri arkadaşlar eğer dil öğrenmek istiyorsanız buna ayıracak bir vaktinizin olması lazım. Şimdi dil öğrenmek için işte günde 1-2 saatlik çalışmaya ihtiyacımız var. Kabaca söyleyelim. Ama ne olacak canım 1-2 saati nerelere harcamıyoruz ki dediğinizi duyar gibiyim ama o iş öyle olmuyor. Özellikle belli bir yaşın üzerindeyseniz. Evliyseniz, iş güç sahibiyseniz, kariyer sahibiyseniz e, gerçekten sizin dil öğrenmeye ayıracak vakti bulmanız çok zorlaşıyor. Ha bulamazsınız demiyorum ama buna vakit bulmak çok zorlaşıyor. Ben hep e, dil öğrenme sürecine girecek arkadaşlara şunu söylüyorum. Buna ayıracak vaktin var mı? Bazen var gibi görünüyor ama aradan birkaç ay geçtikten sonra bana diyorlar ki hocam siz beni bu konuda başta uyarmıştınız ama benim bu işe ayıracak vaktim yokmuş. O yüzden dil öğrenmek istiyorsanız bunu ayıracak vaktinizin olduğundan emin olun. Ve bir sonraki aşamada da şimdi üçüncü maddeden bahsedeceğim. Zaman yönetimini biliyor olmanız lazım. Tamam belki bunu ayıracak vaktiniz var ya da çok kısıtlı bir vaktiniz var. O da önemli değil. Ama öyle ya da böyle zamanınızı çok iyi yönetmeyi bilmeniz lazım. Şimdi zaman yönetimi tabii böyle iki dakikada anlatılacak bir şey değil. Ama kabaca şöyle söyleyeyim. Günlük 8 saat uyuduğumuzu, 8 saatte çalıştığımız ya da okula gittiğimizi düşünürsek bize geriye kağıt üstünde tabii ki o kadar da kalmıyor da 8 saatlik bir vakit kalıyor. Bu kalan 8 saati neye harcayacağız? Sosyal hayatımıza mı, ailemize mi, başka zevklerimize mi? Ya yani neye harcayacağız? Kişisel bakımımıza mı, yemeğimize mi? Ya yani dinlenmeye mi? Bir yerlere harcamamız gerekecek. Ve bunların içerisine de İngilizceyi sokmamız lazım. E bu böyle başlangıçta kolay gibi görünse de aslında hiç kolay olmuyor. O yüzden ben zamanını yönetemeyen arkadaşlarım maalesef yaşları kaç olursa olsun dili öğrenemediklerini gördüm. Çok istekliler. Buna ayıracak belki bir vakitleri de var. Ama o vakti yönetemedikleri için öyle ya da böyle hep İngilizce en sona kalıyor ve gün bitiyor. E gün bittikten sonra da gerekli çalışmaları yapmadıktan sonra da siz bir şekilde sonuca ulaşamıyorsunuz. Bu arada tabi dil öğreniminden bahsederken arkadaşlar şunu söylemek lazım. İngilizce seviyeniz ne olursa olsun nereye ulaşmak istiyor olursanız olun şunu bilin bunun bir zamansal karşılığı var. Yani örnek verelim siz A1'siniz. B1 olmak istiyorsunuz. Bunu bunun için 300 saate ihtiyacınız var. Yani 300 saat oturup sizin çalışmaya ihtiyacınız var. Hani ne çalışacağım, nasıl çalışacağım oraya hiç girmiyorum ama kabaca 300 saatlik bir çabaya bir emeğe ihtiyacınız var. İşte özel ders alıyorum. İşte bunun 40 saatini özel dersle geçirdin. Tamam. İşte kursa gidiyorum. Bunun 60 saatini de kursta geçirdin. Tamam. Ama yine bak geriye 200 saat kalıyor. Sen o 200 saati kendi kendine çalışmak durumundasın. Bir şekilde senin buna emek harcaman lazım ve işte bu emeği harcamadan o seviyelere ulaşmanız mümkün değil. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, hangi kursa giderseniz gidin sonuç %10 aşağı %10 yukarı değişmiyor arkadaşlar. Sizin o 300 saate harcamanız lazım. İşte zaman tarafı burada çok kıymetli. Siz zamanınızı ayarlayamıyorsanız, buna ayıracak bir vaktiniz yoksa ya da çok kısıtlı olan vaktinizi doğru yönetip o tarafa yönlendiremiyorsanız ne kadar istekli olursanız olun, bu sizin ne kadar ihtiyacınız olursa olsun Günün sonunda çalışamıyor oluyorsunuz. Bu işe vakit ayıramıyor oluyorsunuz. Ve sonuçta istediğiniz, arzu ettiğiniz gibi olmuyor. Bunu da söylemem lazım. Ve son olarak e, dil öğrenmeyle ilgili asıl ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi de istikrar. Yani ben her şeyin yerinde tamam dil öğrenmeye başladım. İngilizce öğrenmeye başladım ama 15 gün sonra sıkıldım. Bir ay sonra bıraktım. 10 gün sonra geri döndüm. Böyle olmaz. Yani sizin istikrarlı bir şekilde... E, azim göstererek bu işi uzun soluklu yürütmeyi öğrenmeniz lazım. Burada uzun soluktan kastım en az 3'er aylık dönemler. Bu 3'er aylık dönemleri planlamanız lazım. Belki bir 3 ay çalışırsınız. Bir 15 gün bir ay biraz rolantiye bırakırsınız. Belki biraz yavaşlarsınız ama en az 3'er aylık dönemler ve planlar halinde bunu ilerletmeniz lazım. Tabii ki bir 3 ay çalıştınız. Arada bir 15 gün mola verdiniz. Bir 3 ay daha çalıştınız. Bir 10 gün daha mola verdiniz. Bu şekilde sürdürülebilir ve uzun soluklu istikrarlı şekilde bunu yürütmeniz lazım. Bu dört maddeyi hakkıyla yerine getirip de benim daha dil öğrenemeyen ya da bu, bu konuda kendisini geliştirmeyen hiçbir tanıdığım ya da hiçbir öğrencim, hiçbir danışanım olmadı. Bunu size söylemek isterim. Siz de kendinizi bu konuda bir kontrol edin bakalım. Ben bu işin neresindeyim? Eksik olduğum noktalar var mı? Kendimi geliştirmem gereken yerler neler? Bununla ilgili bana sorularınız varsa da aşağıda yorum bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışırım. Ayrıca bu içeriği faydalı bulduysan ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Şimdilik benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.